Ben buraya taşındığım zaman Almanya'da yaşayan kardeşim işte Başakşehir mi, İslamcı Burjuvazi'nin yaşadığı yer, oraya mı taşındın diye sormuştu. Ben de çok gülmüştüm. Olduğu için diğer partiler hakkında fazla bir şey bilmeyebiliriz ama şu an gördüğümüz bizi memnun ediyor. İslami hareket bünyesinde yer alan birçok grup vesaire burada kendine yeni bir yaşam arayışına giriyor. Baskın kimlik muhafazakarlık. Gençler olarak da çok fazla bir apolitizasyon var yani. Çok apolitikler tahminimizden çok fazla ama yine de ailelerinin görüşlerini benimsiyorlar. Yani. AK Parti iktidarıyla birlikte gelişen zenginlik aslında bir nevi öne çıkıyor. Dolayısıyla oradan bağımsız ele alamayız. Bu mahallede İngilizler ve İngiltere sevilmez. Çünkü biz Osmanlı İmparatorluğu'nu bitiren devleti İngilizler olarak biliyoruz. İnanıyoruz öyle zaten ve bugün de bizim ülkemizi karıştırmaya yönelik İngiltere'nin sürekli olarak çalıştığını ve bunda da hep BBC'yi kullandıklarına inanıyoruz. BBC'nin propaganda amaçlı yayınların dışında genellikle dürüst çalıştığını da biliyorum. Evet, Başakşehir sitelerden oluşan, sitelerin arasında derin olmasa da uzun vadilerin olduğu, bazı sitelerin içerisinde yeşil alanların bolca olduğu, insanların otopark sorununun olmadığı, çocuklarını mutlaka oynatacak bir oyun parkının bulduğu rahat ve ferah bir ilçe. Eskiden burada bir takım sosyal hayat imkanları kısıtlıydı. Aşağı yukarı onlar da tamamlandı. İşte kafelerinden alışveriş merkezlerine kadar yakın yerlerde. Dolayısıyla burası başka bir dünya halini almaya başladı. '90'ların ortasından itibaren birinci ve ikinci etaplarla bölgede yaşam start alıyor. Parti örgütü, belediye örgütünde yer alan kitleler, yine cemaat mensupları, yani İslami hareket bünyesinde yer alan birçok grup vesaire burada kendine yeni bir yaşam arayışına giriyor. Baskın kimlik muhafazakarlık. Tabii Başakşehir'in ismindeki o Başak sembolü bir taraftan bölgenin kurulmasına öncülük eden partinin, Refah Partisi'ndeki o başak sembolünü ifade ediyor. Aynı zamanda tarımsal üretim sürecinden devşirilen o sembolle aslında İslami hareketin, Çinli'nin merkezileşme hikayesini de yansıtıyor. Ben Başakşehir'e 2001 yılında geldim. Buranın bir site oluşu, düzenli bir yaşam alanlarının olması ve bir yandan da muhafazakar insanların, yani kısaca bize benzeyen insanların hep bir arada olduğu bir yer olduğu düşüncesiyle biz de burada bir ev sahibi olmak istedik. Başakşehir'in kavramsal olarak ideolojik Başakşehir olarak görünen kısmındaki yerleşik sakinlerinin tamamı olmasa da çok büyük bir çoğunluğu AK Parti ile birlikte kariyer ve ekonomik güce sahip olan insanlar. Yani ben de onlardan çok farklı değilim. Hem aynı davaya birlikte yola çıkarak gelmiş insanlar olması hasebiyle buradaki insanlar, hem de AK Parti'nin büyüme süreciyle birlikte herkesin bulunduğu sınıfa göre oransal olarak büyümesinden dolayı buradaki insanların büyük bir çoğunluğu kendilerini AK Parti ile özdeşleştiriyorlar. Belediyeden memnunuz, hizmetlerinden. Teşekkür ederiz. Peki, oyunuzu ne yönde kullanacaksınız? AK Parti'ye. Toplu taşımada, metroda, metrobüste,
İstanbul'da güzel bir, yani bir İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna kolaylıkla gitmemizi sağladılar metroyla. Spor salonlarını çok güzel yaptı belediyenin. Çok memnunuz. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Memnunuz yani aktivitelerinden. Güzel parklar, Milliyet Bahçesi, Başakşehir'i çok güzel yaptı. İstanbul çok güzel. Başlangıçta kurulan birinci ve ikinci etaplar daha çok sosyal konut havzası niteliğindeydi. Yani kat yükseklikleri, katlar arasındaki mesafeler, binalar arasındaki mesafeler, yeşil alanlar, çarşılarıyla vesaire mütevazi bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak zamanla muhafazakar siyasetin Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren iktidar öznesi olarak karşımıza çıkması Başakşehir'in de bu anlamda kaderini değiştiriyor diyelim. İşte dördüncü etaba geldiğimizde ise baktığımızda 2000'li yılların başında yine muhafazakar siyasetin Türkiye'de iktidarın ilk yıllarını yansıtan mimari yapılar bunlar. Tabii bu anlamda siyaset, muhafazakar siyaset kökleştikçe, iktidar deneyimine kavuştukça oluşan hareketlilik sermaye düzeyinde, ekonomi düzeyinde ve mimari düzeyindeki hareketliliği beraberinde getiriyor. İşte Başakşehir 5. etapta baktığımız zaman bu yükseliş hikayesini daha net yansıtabilmekte. Tüketim alışkanlıkları, tatil alışkanlıkları, mekan tercihleri de daha çok sınıfın merkezde olduğu bir gerçeklik karşımıza çıkıyor. Ancak tabii kimlik de var. Sınıfa dönük eğilimler merkezde oldukça kimlik, muhafazakar kültürel kimlikle ilgili dinamikler de daha çok imaj boyutundan öteye de gidemiyor. Beyaz Türkler dediğimiz yapılarla karşılaştırdığınız zaman o dönem buradaki üst sınıf denilen muhafazakar yapının o beyaz Türklerin orta sınıfına dahi ulaşmadığını söyleyebilirim. Sınıfsal olarak üst sınıflar biraz daha üstleşti. Çok üst sınıf burada pek kalmadı. Çünkü gerçekten beyaz Türklerin, tırnak içerisinde beyaz Türklerin servetlerine yakın, servete sahip küçük bir grup zaten buradan Boğaz'a doğru ya da o taraflara doğru gitti. Limonata alabilir miyim? Gençler babalarının arabalarını alıp şuraya çekmeyi çok seviyorlar. Dışarıda mesela herkeste göremezsiniz, burada herkeste görebilirsiniz diyebileceğim şeyler var. İşte nargile kafeler çok revaçta. Herkes nargile kafelere gitmeyi çok seviyor. Politik olarak çok fazla bir apolitizasyon var. Yani çok apolitikler tahminimizden çok fazla. Ama yine de ailelerinin görüşlerini benimsiyorlar. Çünkü artık hani yıldırmaya başladı bazı şeyler. İnsanlar işte film izlemek istiyor, dizi izlemek istiyor, işte ne bileyim nargile içmek istiyor. Hani oturup saatlerce bunları konuşmak, bunlarla uğraşmak istemiyorlar. İş yapmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Hani gençlerin durumu da dediğim gibi çok büyük bir apolitikleşme ama görüşsüzleşme değil yani. Ben oy kullanmıyorum gibi bir görüş değil esasen. Bu apolitikleşme şeyle ilgili tamamen. İşte haber okumazlar. Siyasetçilerin konuşmalarını dinlemezler. Belli başlı genel hatlarıyla, çok genel hatlarıyla bir hayat görüşleri var ve bu hayat görüşüne en uygun olan adayı seçmeye çalışıyorlar ve genelde ailelerinin etkisinde kalarak yapıyorlar. Ben böyle düşünüyorum.
Yani beni etkilemediler açıkçası. Ben kendim nötr, bütün partilere baktım, en mantıklısı AK Parti geldi. O yüzden AK Parti seçtim. Yani ailemi serbest bıraktı o konuda. Yani yaptıkları icraatlar falan yani CHP'ye göre daha iyi. Ve bir de CHP'yi pek samimi bulmuyorum. O yüzden oyum Hüsnü Ali Yıldırım'a. Yani çok seveceğim bir adam. Bilmiyorum, çok tatlı birisi. Yani şimdi biz gençliğimizden beri hep AK Parti olduğu için diğer partiler hakkında fazla bir şey bilmeyebiliriz ama şu an gördüğümüz bizi memnun ediyor. Bizim tek amacımız bizim başörtümüze karışmamaları. Hani benim o açıkmış, o kapalıymış, onunla bir derdimiz yok. İkimiz de aynı ülke altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçiyoruz. Hani neden bir dinimiz sorgulansın ki? CHP zihniyetinin bu insanlarda yarattığı travma var. Buraya yerleşmiş bahsettiğim bu muhafazakar kitlenin neredeyse tamamı anne babalarından CHP zulmünü dinleyerek büyümüş insanlar. Bu insanlar gençliklerinde başörtüsü zulmünü yaşamış insanlar. Yine bu insanlar üniversitelerden atılmış insanlar. Hatta bu insanların bir kısmı, spesifik olarak söyleyebilirim, Anadolu Ajansı'nda staja dahi gitmeyi hayal edemeyen insanlar. Yani dolayısıyla da bütün bu bahsettiğim olumsuzlukların merkez adresi olarak CHP zihniyeti ve CHP görülüyor. Dolayısıyla bu insanlar, özellikle benim yaş grubumdaki insanlar, bu travmayı atlatamıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gençleri böyle şey yaptığını düşünmüyorum ben, etkilediğini. Eğer birisi mesela Ekrem İmamoğlu'na oy verecekse AK Parti'den rahatsız olduğu için veriyor. Daha önceden AK Parti'ye rahatsız olsa bile CHP'nin adayına oy vermiyordu mesela AK Partili bir genç. Çünkü CHP'nin adayı onu daha çok rahatsız ediyordu. Yani bu sefer öyle bir şey söz konusu olmadığı için bence eskisi kadar çekingen olmadan Ekrem İmamoğlu'na oy veresi geliyor AK Partili gençlerin. Ama sebebi yine Ekrem İmamoğlu değil yani. Bu dediğiniz kesim de çok küçük bir kesim. Küçük bir kesim tabii. Ya ben çok büyük bir kayma olduğunu düşünmüyorum. Bizim kendi gençliğimiz de bizim kendi ortamlarımızda yetişmedi. Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamadığı gibi bizim mücadelelerimizi de yapmadı. Hani var ya işte anne babalar işte ben yaşadım çocuklarım yaşamasın der gibi biz çocuklarımızı prens ve prenses gibi büyüttük. Yani muhafazakar orta yaşın kendi çocuklarıyla yaşadığı problem aslında temel olarak bu. Sanıyorum siyasete de bu şekilde yansıyor. Onlar çok daha özgür bir ortamda büyüdüler ve özgürlükçü bir bakış açısıyla bakıyorlar. Bizim CHP gelirse baskılar gelir, şunlar gelir, bunlar gelir gibi zihnimizde var olan korkuları bir türlü anlayamıyorlar. Çünkü biz onları çok özgür büyüttük. Benim çevremde hani şahit olduğum İslamcı ailelerden gelen ve İslamcı dünya görüşünü benimseyen arkadaşlar Gezi Parkı'na kadar AK Parti hep mesafelilerdi. Böyle eleştirirlerdi uzaktan işte ahlaki bulmazlardı yapıyı. 2013'e kadar Gezi Parkı'na kadar. Gezi Parkı'ndan sonra hani bu kalmadı. Tamamen bir reisçilik söylemi de zaten o dönemde başladı. Böyle bir konsolide oldular yani. Hepsi reisçi oldu. Sürekli bir şey dalga geçildi. Yani işte çomar, köylü, işte bahsettiğiniz gibi işte hülo muhabbeti, işte bunlar işte şöyle, bilmem. Hep böyle bir dalga konusu oldu. Hatta size geçen Pukka'nın bir tweetinden de bahsetmiştim. Onun mesela o seçimde çok etkisi oldu yani. Muharrem İnce'nin katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Hani Pukka bir tweet attı. İşte yarın işte ayak kokusundan kurtuluyoruz gibi bir tweet attı ve bu birçok kişiyi konsolide etti yani. AK Parti'ye hiç oy vermeyecek insanlar buna öfkelenerek oy kullandılar. Muhafazakar gençler buna çok öfkeleniyorlar. Kendilerinin köylü olarak, çomar olarak nitelendirilmesine çok öfkeleniyorlar. Bence haklılık payları var bir nebze. Ben hak veriyorum. Çünkü yani aynı şeyi yapıyorsun. Çok da bir farkın yok.
ne bileyim aynı ayakkabıyı giyiyorsun, aynı üniversiteye gidiyorsun, sıra arkadaşın, aynı metroya biniyorsun, aynı mekanda oturuyorsun bazen. Bütün yani sen de Netflix izliyorsun, o da Netflix izliyor, sen de dizi izliyorsun, sen de müzik dinliyorsun. Her şey aynı, tek farkın işte sen alkol kullanmıyorsun mesela veya ne bileyim LGBT hareketini desteklemiyorsun. Bu tip politik seçilimler sebebiyle köylü ilan ediliyorsun mesela. Ve açıkçası o eski 90'lardaki hani büyüklerin söylediği siz o dönemleri yaşamadınız dediği şeyleri yaşadılar yani öyle hissettiler. Ve bu birazcık göz açtı diyebilirim onlarda. AK Parti'yi eleştiren birisiyim, tamam mı? AK Parti yönetimi eleştiren birisiyim. Bunu duyan, bunu bilen, işte AK Partili olmadığımı bilen birisi bana diyor ki sen niye Ekrem'e vermiyorsun? Bu Ekrem'e vermemek bir nebze işte AK Parti'ye destek olmak zaten. Bu sefer öbür tarafta bunu söyleyince de sen vermiyorsun, şımarıksın vesaire diyorlar. Ama benim oy vermeme sebebim tamamen şey yani, ideolojik yani hayat görüşümle ilgili bir şey. Ben oy kullanmanın genel olarak çok bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Yani biraz da eleştirmek de gerekiyor yani. 10 numara değiller ama CHP'ye göre daha iyiler. Yani yeni bir parti kurulsa mesela oy veririm ama olmadığı için AK Parti'ye veriyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani mesela Batı'ya karşı falan hani boyun eğmiyor. O konuda iyi yani ülkemiz böyle bağımsız bir ülke olmaya çalışıyor ama hani üretim olarak icraatları biraz daha arttırabilirler tarım olarak falan. Birazcık daha bilime katkı sağlasa daha güzel olur. Yani şey bu yol falan yapıyorlar güzel ama artık sıra biraz da bilime geçsin diyelim. Evet aynen öyle. Bizim arttırmalı bence. Perde arkasında bir takım eleştiriler, bir takım mesafeler, sorgulamalar öne çıksa da son tahlilde iş siyasal tercihlere geldiğinde AK Parti iktidarının devamını önceleyeceklerini ben düşünüyorum bu anlamda. Tabii burada bir esprili bir şekilde şunu söylemek gerekirse AK Parti kurulurken aksaçlılardan şikayet eden o zamanın gençleri olan parti yönetimi aradan geçen 20 yıl içerisinde kendileri aksaçlı olduğu halde yeni gelen gençler yok partinin içerisinde. Çok fazla lider kadrodan bahsediyorum. Dolayısıyla gençlerde de muhafazakar gençlerden bahsediyorum. Böyle bir rahatsızlık var. Bizim meslek olarak yazılım mühendisliği. İnşallah ülkemize katkımız olur. Böyle bir şey isteriz. Ben moleküler biyoloji olursa istiyoruz ama tabii Türkiye'mizde pek fazla rağbet gören bir meslek değil. Bir de bilim açısından çok fazla bence geri kalmış bir ülkeyiz. Hani belki tıp alanında iyiyiz ama eğitim anlamında biraz düşüyüz ya. Her parti illa değişecek yani sonuçta. Hepsi herkes aynı başta olmayacak. O ölecek, onun yerine başka biri geçecek. Acaba onun yerine geçen daha iyi olacak mı? Belki batıra da bilir. İlla hani AK Parti üzerinde durmamak lazım ama şu an Cumhurbaşkanımız falan iyi olanaklar sağlıyor. Biz de o yüzden onu şu an takip ediyoruz. Hani umuttur yani bu bir nebze. Ben şimdi gidip AK Parti'ye oy versem bu benim bir beklentim olduğunu gösterir. Öyle bir beklentiye girmiyorum zaten. Yani bunu tercih ediyorum. Yani biraz da ılık olarak nitelendiriliyor bu söylem. Oy vermek bana birazcık şey gibi geliyor. Yani seçeneksizlik gibi geliyor. Seçeneklerim başkaları tarafından tayin ediliyor. Yani istemiyorum ben böyle bir şey olmasını. Ben iki seçeneği de istemiyorum. Hatta şu an mevcut Türkiye'de benim arzu edeceğim bir seçeneğin çıkacağına bile inanmıyorum ben.
muhafazakar mahallelerde seküler insanlar çok daha rahat yaşıyorlar. Yani burada mahalle baskısı yok. Seküler kesimdeki mahalle baskısının onda birini dahi muhafazakar mahallelerde göremezsiniz. O zannedildiğinin aksine seküler mahallelerde çok daha yoğun bir mahalle baskısı yaşanıyor. Zaten genelde toplumu ayrıştıran siyasetçiler oluyor yani. Bizim insanlarımızda bir sıkıntımız yok. Yani her insan özgürce yaşıyor ülkede. Ya bence hani klavye delikanlını yapan çok oluyor ama yüz yüze baktığın zaman kimse saygısını aşmıyor bence. Ben bu şekilde düşünüyorum yani. Ya böyle bir yoktan gelen bir öfke değil bu. Doğuştan gelen bir öfke değil. Bu hayat şartlarının getirdiği ve karşı tarafında bir şekilde belki tam tersi de gerçekleşiyor olabilir. Yani atıyorum muhafazakarların da yaptığı bazı hareketler muhalif insanları, seküler insanları öfkeye sevk ediyor olabilir. Ama bunu nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl halledilecek onu bilmiyorum.